Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu Ahmet Hocam. Evet, kıymetli Kur'an dostları, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak yayınımızı şimdiden hayırlı bereketle eylesin. Yüce Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Kılınan teravih namazlarını, yapılan hayru hasenatı dergah-ı izzetinde kabullerin en güzeliyle makbul eylesin inşallah. Evet efendim. Sağlığınız, sıhhatiniz iyidir inşallah. Muzaffer abimiz yayınımıza gelmiş. Hoş geldi, sefalar geldi Muzaffer hocamız. Erikoğlu, Allah razı olsun. Ensar Dülger, Pendik'ten sevgiler, saygılar. Hakan Bey, aleyküm selam ve rahmetullahi ve barakatuhu. Yani inanın anca yetişiyoruz. Kusura bakmayın, böyle birkaç dakika istemeden de olsa gecikmeler oluyor ama anca yetişebiliyoruz diyelim. Bugün Allah nasip ederse 9. cüz. İnşallah Araf suresinden güzel bir kıssayla sizlerle birlikte olacağız. Sesimiz rahatça ulaşıyordur inşallah. Bir problem yoktur ümit ediyorum. Araf suresinde aslında Bakara'da değindiğimiz bir konu vardı. Fakat burada o konuyu çok daha geniş bir şekilde öncesiyle sonrasıyla işlemiş olacağız. Araf suresinde özellikle Hazreti Musa aleyhisselam ile Firavun arasında geçen olaylar çok teferruatlı bir şekilde anlatılıyor. Ben de 9. cüze bakarken neresini anlatsam, hangi konuyu ele alsam diye düşünürken baktım ki gerçekten bu kıssaya çok uzunca yer verilmiş. 5-6 sayfa Musa aleyhisselam ile Firavun arasında geçen meselelerden bahsedilmiş. Tabii ki Musa aleyhisselamın konusu sadece burada değil. Yani Musa aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de kendisinden çok bahsedilen bir peygamber. Fakat Firavun ile aralarında geçen meselelerden önemli bir kısmı burada. Dolayısıyla ben bugün konuyu hiç bölmek istemedim. Dedim ki şöyle doyasıya Musa aleyhisselamın kıssasını, Firavun ile arasında geçen o süreçleri enine boyuna bir konuşalım. Hem de o günkü olan olayları bugün konuşurken bugün çıkartacağımız dersler neler, ne gibi öğütler var, bunları da en güzel şekilde anlayalım niyetiyle bugünü özel olarak bu kıssaya ayırmak istedim. Çok keyifli bir sohbet olacağını inşallah ümit ediyorum. Üçe böldük konuyu. Musa aleyhisselam ile Firavun da arasında geçen bu kıssayı. Birincisi Musa ve Firavun bir tanıtım kısmı. Firavun'un o günkü durumu, Musa aleyhisselam ve Musa aleyhisselama inananların o günkü durumu. İkincisi mucizeler. Musa aleyhisselamın efsanevi mucizeleri var Allahu Teala tarafından kendisine verilen. Daha sonra Firavun'un akıbeti var. Nasıl bir son Firavun'u bekliyor? Firavun sonrası İsrailoğulları. Son konumuzda bugün inşallah o olacak. Firavun'dan sonra İsrailoğulları neler yapmışlar? Musa aleyhisselamın kavmi nasıl bir hayat sürmüş? Onları inşallah bugün işlemeye gayret edeceğiz. Yüce Rabbim burada okuyacağımız ayat-ı beyinattan en güzel şekilde müstefid olmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin diyelim ve konumuza başlayalım. Araf suresi 103. ayet-i kerime ile başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaîn. Cenab-ı Hak 103. ayet-i kerimede buyuruyor ki daha önce Şuayb peygamberden bahsedilmişti. Sonrasında diyor ki onlardan sonra Şuayb peygamber ve onların halklarından sonra ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا
bir takım ayetlerimizle birlikte, bir takım delillerle, işaretlerle birlikte Musa'yı ila Firavne ve meleihi, Firavna ve Firavn'ın tebasına peygamber olarak gönderdik. Fezalemu biha, fakat onlar Musa'ya ve onun yanındakilere zulmettiler. Fanzur keyfe kana akibetul mufsidin, bak bakalım yeryüzünde bu Firavun gibi bozgunculuk çıkartanların sonu nasıl oluyormuş, halleri ne oluyormuş, bir gör bakalım diye kıssaya başlıyor. Bugün ayet-i kerimeleri okurken hemen ayet-i kerimelerle birlikte inşallah bu Kur'an-ı Kerim'in üslubundan bilgiler vermeye çalışacağım. Bunun yanı sıra bu yaşanan olayların psikolojik açıdan, sosyolojik açıdan ne gibi sonuçları var? Bugün neler anlayabiliriz? Bunları da inşallah izah etmeye gayret edeceğim muhterem Müslümanlar. Burada bir bilgi vermek istiyorum. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bir takım kıssalara başlarken aynı burada yaptığı gibi öncelik olarak küçük bir ayetle beraber bir malumat verir. İşte bak bakalım Musa'yı Firavun'a gönderdik, sonra onlar ona zulmettiler, sonları nasıl oldu? Yani Cenab-ı Hak sanki o bir ayetle birlikte o anlatacağı 5-6 sayfalık kıssayı ne yapıyor? Özetlemiş oluyor. Bir başlık gibi, sanki ana başlık gibi. Devamındaki ayet-i kerimede de bir hikaye üslubuyla Yüce Rabbimiz anlatmaya başlıyor. Diyor ki وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ اِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ Musa dedi ki ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından peygamber olarak gönderildim dedi. Yani bir hikaye üslubu var anlatımda. O öyle dedi, bu böyle dedi, karşılığını şöyle verdi. Bu da Kur'an-ı Kerim'e çok güzel bir tatlılık katıyor kıymetli müminler. Olayı anlatırken bizi hiç sıkmadan, hiç yormadan çok keyifli bir şekilde olayın içine çekiyor ve anlatımını yapıyor. Bu yönüyle de Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssalar gerçekten önemli. Hakikun ala alla akul ala Allah illa al-haq kad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'ya bani İsrail. Bu ayet-i kerimeye geçmeden evvel o günkü Musa aleyhisselam ve yanındaki İsrailoğullarının durumları ile bir de karşısındaki Firavun, yani Kıptilerin durumunu bir haber vermemiz lazım. Şimdi Firavun Kıptilerden, yani ırk olarak Kıpti ırkına mensup. Fakat Musa aleyhisselamın gönderildiği kavim ise İsrailoğulları. Bu Kıptiler İsrailoğullarını kendilerine köle edinmişler. İsrailoğulları köle olmuş, Kıptilerin hükmü altına girmişler. Ve Kıptiler, bu Firavun'un adamları, Firavun tebası İsrailoğullarına en pis işleri yaptırıyorlar. En kötü işleri yaptırıyorlar. Onları böyle her türlü rezilliğe, rüsvaylığa sürüklüyorlar. Bu şekilde perişan bir halde İsrailoğulları. Diyor ki Musa peygamber bu ayet-i kerimede, ben diyor Allah-u Teala'ya yalan bir şey söylemem mümkün değil. Yani ben ancak hakkı, doğruyu söyleyebilirim diyor. Ve sana da Rabbinizden ayetler getirdim diyor. Yani elim boş gelmedim. Bak peygamber olduğumu söylüyorum. Bunu da eli boş gelmedim. Ciddi ciddi delillerim var diyor. Bir takım ayetler var. Bir takım mucizeler var elimde diyor. Bırak diyor beni, İsrailoğullarıyla bizi bırak da gidelim buradan diyor Firavun'a. Yani bizi bırak, bu kölelikten kavmimi kurtar. Sen işine bak, biz işimize bakalım. Gidelim buralardan diyor. Firavun durmuyor. قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Eğer diyor sen gerçekten davanda samimi isen, eğer davanın doğru olduğunu düşünüyorsan, neymiş o deliller, neymiş o mucizeler, bana bir söyle bakalım diyor Firavun. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُب۪ينَ Musa aleyhisselam elindeki o mucizevi asayı yere bir atıyor, Allah'ın izniyle asa kocaman bir ejderhaya dönüşüyor. Firavun şaşırıyor bu manzara karşısında. Yetti mi? Yetmedi. وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِر۪ينَ Musa peygamber ikinci bir mucize daha gösteriyor. Elini şöyle göğsüne doğru sokuyor, bir çıkartıyor, eli bembeyaz olmuş. Yedi beyza deniyor buna.
Beyaz el, bembeyaz el. Feyza hiye beyda'u linnazirin. Böyle bakan kişilerin gözlerini kamaştıracak şekilde güneşin ışığı gibi parıl parıl parlayan böyle bembeyaz bir hale geliyor eli. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. Bu durumu görünce Firavun'un yanındaki o ulular, önde gelenler, istişare heyeti, müşavirleri, devlet adamları diyorlar ki bu Musa diyorlar çok işini iyi bilen bir sihirbazdır diyorlar. Yaptığı işi sihirbazlık olarak adlandırıyorlar. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. Diyor ki Firavun, sizi diyor bu yerinizden etmek istiyor. Yani bu gösterdiği sihirle birlikte Musa insanların gözlerini boyayacak ve bu sihirle birlikte sizi bu topraklarınızdan çıkartacak. فَمَاذَا تَأْمُرُونَ. Bu konuda fikriniz nedir söyleyin bakalım diyor Firavun. Sihir o zaman için o kadar etkili bir yöntem ki, o kadar insanların inandığı, yapmak için çaba gösterdiği, öyle ileri bir teknoloji seviyesi ki kim sihri elinde bulunduruyorsa herkes onun sözünü dinliyor. Öyle bir dönemden bahsediyoruz. Bu sihirle birlikte insanların gözünü boyayacak, en büyük teknolojiyi elinde bulunduracak ve sizi yerlerinizden edecek ey Kıptiler diyor. Fikrinizi söyleyin bakalım, ne yapalım biz bu Musa'ya, Musa'nın yanındaki İsrailoğullarına. Yanındakiler diyorlar ki sen diyorlar, bütün şehirlere haber sal, toplayıcıları gönder, tellalları gönder, haber etsinler ve en iyi sihirbazları buraya getirsinler diyor. Sihirbazlarımız gelsin, bu Musa'nın karşısına çıksınlar ve Musa'yı alaşağı etsinler. Başka çaremiz yok, yoksa insanlar Musa'ya inanırlar, bizi bırakırlar. Hükmümüzü artık dinlemezler. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِب۪ينَ. Şehirlerden en usta sihirbazları, her beldenin en iyi sihirbazını toparlayıp getiriyorlar, huzura çıkartıyorlar Firavun'un yanına. Firavun onlara diyor ki böyle böyle bir adam çıktı, görmediğimiz bir sihir yapıyor, bu adama karşı ne yapacaksınız? Diyorlar biz işimizi biliyoruz, biz onu alaşağı ederiz, o iş kolay. Ama diyorlar sen sonunda bize ne vaat ediyorsun bakalım. Yani biz eğer bu bahsettiğin Musa'yı yenersek, sihrimizle beraber onu nakavt edersek, sen bize bunun karşılığında ne vereceksin bakalım. Firavun da diyor ki قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّب۪ينَ. Tamam diyor, istediğinizi vereceğim. Eğer siz bu adamı yenerseniz benim en yakınlarımdan olacaksınız. Mukarrabin. En yakınımda. En gözlem olacaksınız. Sarayın en güzel nimetlerini size vereceğim. En güzel mücevherlerinden istifade edeceksiniz. Ne istiyorsanız hepsini vereceğim. Yeter ki bu adamı bir şekilde alaşağı edin, yoksa beni tahtımdan edecek. Çok büyük bir meydan kuruldu. Bütün halk toplandı. Bir tarafta Kıptiler, bir tarafta İsrailoğulları. Bir yanda bütün sihirbazlar ellerinde civaları, ipleri, kullandıkları işte tahtaları, bütün malzemeler sihir için kullandıkları. Karşılarında da Musa Aleyhisselam var. Musa Aleyhisselam'ın elinde de o kadar kişi düşünün, karşısında bir sürü sihirbazlar var. Yani sayılarının o dönemde binlerce olduğu söyleniyor. Binlerce sihirbazdan bahsediliyor. Musa Aleyhisselam ise elinde bir tane kuru, bizim bu çöp gibi bir asası var. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Kuru bir değnek. قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين. Dediler ki ey Musa, sen mi önce atarsın sopanı, yoksa biz mi atalım dediler. قال القوا. Musa Aleyhisselam dedi ki atın dedi ya. Sizin atacağınızdan ne olacak? Atsanız atsanız daha niye, ne yapabilirsiniz ki sanki? Ne diyor? Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Dolayısıyla atın bakalım diyor, yani görelim ne maharetiniz varmış. Niye güveniyor? Rabbi var arkasında. Alemlerin Rabbi onun arkasında olduktan sonra, her gün güneşi yoktan var edip doğuran, her gün ayı doğuran, yerleri Allahu Teala o yerden, gökten yağdırdığı yağmurla beraber yerden nebatatı çıkartan, her türlü nimetleri ikram eden Rabbimize nedir yani onlara
karşı durmak. O yüzden Mevla'ya güveniyor. فَلَمَّا أَلْقَوْ سَحَرُوا اَعْيُنَ النَّاسِ O binlerce sihirbaz ellerindeki bütün havalarını, civalarını kullandılar, iplerini böyle bir attılar ortaya. O insanların gözünü öyle bir büyüledi ki yaptıkları sihir. وَسَّرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ İnsanlar korktular böyle. Yaptıkları şekillerden, o illüzyondan, o göz boyamasından insanlar bir an böyle irkildi, bir çekindi. Ne oluyor dediler yani. Korktular insanlar. Sıra geldi Musa Aleyhisselam'a. Onların ortalıkta dolaşıyor o yapmış oldukları sihirler, illüzyonlar. وَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى Şimdi Musa'nın Rabbi Allah Celle Celaluhu emir veriyor. اَنْ اَلْقِ عَصَاكِ Ey Musa, asanı at bakalım yere. Felemma feiza hiye telqafu ma yafikun. Musa peygamber asasını yere bir attı. O asa kocaman bir ejderhaya dönüştü ve o ejderha ortalıkta bulunan sihirbazların yaptığı o bütün göz boyamaları, bütün şekilleri hepsini yuttu. İnsanlar şok oldular. O güne kadar devamlı sihirler yapılmış, meydanlara çıkmış sihirbazlar, hepsi birbirine karşı marifetlerini göstermişler. Fakat böyle bir olayla daha hiç karşılaşmamışlar. Böyle büyük bir ejderha, bütün sihirbazların sihrini ortadan kaldıracak bir mucizeyi görmemişler. Çünkü Allah-u Teala'nın desteklediği bir mucize hiç olmamış daha önce. Bunu görünce hepsi dona kaldılar. Fagulibu ve fawqa al hakku ve batala ma kanu yamelun. Hak geldi, onların batıl olarak yaptıkları her şey yok olup gitti. Ve kul ca'al hakku ve zehaka al batil. De ki hak geldi, batıl yok oldu. İnnel batile kâne zehûka. Batıl zaten yok olmaya mahkumdur. Onun bir hükmü yoktur. Bir parlar sonra söner gider. Baki kalacak olan haktır. Fehulibû hunâlike venğalebû sâhirîn. O bütün memleketlerden toplanmış diyar diyar tellalların gezip de uzak mesafelerden çağırıp getirdikleri Firavun'un sarayında böyle ulular gibi ağırlanan o sihirbazlar bu yenilgi karşısında aşağılık bir duruma düştüler. Çok ezik bir hale geldiler, perişan oldular. Ve ulkiye seharatu sacidin ve sonunda ne yaptılar biliyor musunuz? O oradaki binlerce sihirbaz bu yenilgi karşısında bütün hepsi Allah'ın emrine amade olup hepsi secdeye kapandılar. Fe ulkiye seharatu sacidin. Bütün sihirbazlar secde ettiler. Kalu dediler ki amennâ bi rabbil âlemîn. Âlemlerin Rabbine iman ettik. Rabbi Musa ve Harun. Musa'nın Rabbine, Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Bütün sihirbazlar iman etti. Tabii ki bu durum karşısında Firavun perişan oldu. Memleketlerce insan toplamış. Oraya çok büyük bir arena kurdurtmuş. Niyeti kesin yeneceğiz, kesin galip geleceğiz. Çünkü Musa tek kişi, benim gücüm var, kuvvetim var diyor. En iyi sihirbazlar benim yanımda diyor. Kesin galibiyet diye bakarken hiç planda olmayan bir mağlubiyet geldi. Firavun bu durum karşısında büyük bir tepki veriyor. Ve onlara diyor ki ben size izin vermeden siz nasıl başkasına iman edersiniz bakayım diyor sihirbazlara. Sizin Rabbiniz benim. Kâle ene rabbukumul âlâ. Ne diyordu? Ben sizin Rabbinizim diyordu Firavun. Ben izin vermeden siz nasıl da Musa'nın Rabbine inandınız diyor. Bu yaptığınız çok büyük bir hiledir diyor. Siz diyor Musa ile bir oldunuz. İsrailoğullarını bu topraktan çıkartabilmek için bana karşı bir tuzak kurdunuz değil mi diyor. Bak. Gafile bak. Kafire bak. Ne diyor? لَوْقَطْتِعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِينَ Diyor ki sizin ellerinizi, ayaklarınızı çaprazlama bir şekilde yok edeceğim. Ondan sonra da sizin hepinizi
çarmıha geleceğim diyor. Ben biraz üstü kapalı söylüyorum. Çünkü çocuklar da dinliyor olabilirler. O yüzden size diyor çok büyük bir azap edeceğim diyor. Kalu inna ila rabbina munkalibun. O sihirbazlar öyle bir iman etmişler ki o anda, bakın o anda öyle bir iman etmişler ki Firavun'a verdikleri cevaba bakın. Biz Rabbimizin huzuruna gideceğiz. Dönüşümüz orasıdır, varacağımız yer orasıdır. Sen ne yaparsan yap umurumuzda değil. Biz alemlerin Rabbine teslim olmuşuz dediler. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا. Sen sırf Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde iman ettiğimiz için bize hınç duyuyorsun. Senin bu hıncın ondan. Eskiden bize değer veriyordun, kıymet veriyordun. Çok alim adamlarsınız, çok bilgin adamlarsınız. Teknoloji elinizde bulunduruyorsunuz diye bize hürmet ediyordun. Ama şimdi biz Musa'nın Rabbine inanınca işine gelmedi. Şimdi sen bizi kötülüyorsun. Rabbena efrig aleyna sabran ve tevaffena muslimin. Son duaları şehit edilmeden evvel sihirbazların şu oluyor. Ey Rabbimiz, Firavun'un zulmüne karşı üzerimize sabır yağdır ya Rabbi. Ve tevaffena muslimin. Canımızı Müslüman olarak al ya Rabbi diye Cenab-ı Hakk'a dua ediyorlar ve şehit ediliyorlar. Bu olay tabii ki her yerde böyle yankıları ciddi derecede Mısır'da sürüyor. Dilden dile bu olay destan oluyor muhterem müminler. Aslında bizim bu sihirbazlar ile Musa aleyhisselam arasında geçen olaydan ve sonucundan çıkartmamız gereken çok ciddi dersler de var. Bakınız, birincisi Cenab-ı Allah Musa peygambere mucize olarak sihri verdi. Şöyle bir düşünelim. Diğer peygamberlere hangi mucizeleri vermişti? Mesela İsa aleyhisselama ölüleri diriltme mucizesini vermişti. Alaca hastalarına, salgın hastalara, abras hastalığı olan kişileri iyileştirme mucizesi vermişti. Bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, son peygambere, bizim peygamberimiz derken onu kastediyorum, yoksa hepsi bizim peygamberimiz, son peygambere de mucize olarak Kur'an-ı Mübin'i vermişti. Niçin Cenab-ı Allah peygamberlere farklı farklı mucizeler veriyor? Çünkü Mevlamız bir peygamber hangi kavme gönderilmişse o kavmin en önemsediği konularda o peygamberini mucizesiyle destekliyor. İsa aleyhisselam zamanında hastaları tedavi etmek insanlar tarafından çok önemli bir meziyet olarak, meslek olarak görülürken, teknolojik imkanlar o gün için tedavi yönünde geliştirilmeye başlanmışken İsa aleyhisselama tedaviyle mucize verildi. Ölüleri diriltme mucizesi verildi. Musa aleyhisselam zamanında en büyük teknoloji sihir olduğu için, sihirbaz en kıymetli, en değerli adam olduğu için o gün Musa peygambere sihir öğretildi. Aynı şekilde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde Araplar edebiyata önem verdikleri için, sözlü geleneğe önem verdikleri için onlara da onların edebiyatlarındaki bütün kuralları yerle yeksan eden görülmemiş bir edebiyatı, fesahatı, belagatı ortaya koyan Kur'an-ı Kerim indirildi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, kıymetli müminler. Demek ki Cenab-ı Allah'ın bir takdiriyle her peygamber kavmine, onlar neye önem veriyorlarsa, hangi hususu kendilerince önemli görüyorlarsa Cenab-ı Hak da onlara onu vermiştir, öğretmiştir. Peki burada sihirbazlar iman ettiler. Sihirbazların iman etmesini biraz konuşacak olursak, ben su içerken farkında olmadan bayağı bir rahatsız edici sesler geliyormuş. Sonradan fark ettim. Kusura bakmayın. O yüzden bugün biraz önlem alayım dedim.
Sihirbazlar sihri çok iyi biliyorlardı. İşlerin ehliydiler hepsi. Ve Musa aleyhisselamın yaptığının aslında bir sihir olmadığını anladılar. İşlerini o kadar iyi biliyorlar ki sihirbazlar. Diyorlar ki bu Musa'nın yaptığı bir sihir olamaz. Bu özel bir güçle destekleniyor. Çünkü sihirse o sihir bizde var. Biz onu biliyoruz. Ama Musa'ya başka bir yerden başka bir destek geliyor. Bunu anladılar. Onun için işlerini iyi yapmalarının aslında bir yönde karşılığını görmüş oldular burada. Hani Peygamber aleyhisselam diyor ya, cahiliye döneminde güçlü kuvvetli olanınız, önde geleniniz, Müslüman olduktan sonra da önde gelenlerinizden olur. Onun için bir insan bu dünyada yaptığı işi en iyi yapmalı. En güzelini yapmalı. En güzelini yaparsa, en doğrusunu yaparsa bir gün Cenab-ı Hak ona hidayetin kapısını da açabilir. Çünkü en güzelini yapmaya alışan insan bu kainattaki muazzam düzeni de bir gün çözebilir. Onlar en iyi sihri bildikleri için dediler ki bu dediler bir sihir olamaz dediler. Bu ancak olsa olsa gözün görmediği bir alemden destek alıyor dediler. Evet. Ve o gün için teknoloji sihirdi. Bugün bambaşka teknolojiler var. Değil mi muhterem müminler? Şimdi bugün ne var? İHA'lar var, SİHA'lar var. Bugün dünyada 4G'ler var, 4,5G'ler var, 5G'ler var. Bunları elinde bulunduranlar ne oluyorlar? Dünyanın en öndekiler oluyorlar. Güç insanın elinde olduğu zaman da ne yapıyor? İnsanlar da o güce bir yerde inanıyorlar. İşte biz de Müslümanlar olarak eğer iyi çalışır, sağlam çalışır ve gücü, kuvveti elimize geçirmeye gayret edersek inşallah Allah'ın izniyle insanlar da onu gördükleri zaman bu dine, bu İslam'a daha çok ısınırlar. Ecdadımız Osmanlı döneminde atalarımız öyle büyük bir teknoloji kullandılar ki bugün Edirne Selimiye'de kullanılan teknolojiyi daha dünya çözebilmiş değil. Süleymaniye'de kullanılan teknolojiyi daha dünya çözebilmiş değil muhterem müminler. Ecdat hem maddi anlamda hem mana anlamında en güçlü oldu, en kuvvetli oldu ve dünyaya 6 asır boyunca hükmetti. Fatih Sultan Muhammed Han o topları döktürdüğünde dünyanın gözü açık kaldı. Nasıl bir top dediler bu? Şimdiye kadar görülmemiş. Aynı şekilde beynini kullanarak, aklını kullanarak gemileri karadan yürüttüğünde bütün Bizans afalladı. Ne olduklarını şaşırdılar ve mağlup oldular. Müslüman her noktada her zaman en iyisini yapmalı, en güzelini yapmalıdır. Peki bu mucizeden sonra ne oldu? Firavun'un etrafında önde gelen kişiler dediler ki şimdi tamam dediler sen bu sihirbazları öldürdün ama Musa'yı ne yapacaksın? Musa'nın kavmini ne yapacaksın dediler. İnsanları ifsad etsin diye, senin ilahlığını terk etsin diye burada serbest mi bırakacaksın dediler. Hayır dedi Firavun. Ben dedi onların erkeklerini öldüreceğim, kızlarını ise, kadınlarını ise bırakacağım dedi. Onlara böyle bir azap yapacağım dedi. Ben onlara karşı güçlüyüm, kuvvetliyim, güç benim elimde. Siz dedi endişe etmeyin yani problem yok. Musa peygamber de kavmine dedi ki Allah'tan yardım dileyiniz, sabrediniz dedi. Allah yeryüzünün sahibidir. Olur ya size yeryüzünü miras bırakabilir. Bu zalimleri bir şekilde Cenab-ı Allah alaşağı edip yeryüzünde size yaşayacağınız özgürlük içerisinde, huzur içerisinde yaşayacağınız günler gösterebilir. Sabredin dedi. Sonuç müttakiler içindir. Allah'tan sakınanlar içindir dedi. Şimdi İsrailoğulları da soruyorlar. Bir soru soruyorlar 129. ayette. Diyorlar ki ey Musa sen bize gelmeden önce peygamber olarak gelmeden önce de biz sıkıntı yaşıyorduk. Sen peygamber olarak geldin yine sıkıntı yaşıyoruz. Ne olacak dediler yani bu halimiz. Hiçbir şey fark etmedi yani. Allah'tan ayetler getirdin, mucizeler getirdin. Sihirbazları da yendin ama hala Firavun bize zulmediyor. Erkeklerini öldürüyor, kadınlarını dul bırakıyor, çocuklarını babasız bırakıyor. Türlü türlü işkenceler, eziyetler yapıyor. Ne olacak bu halimiz dediler. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. Dedi ki umulur ki Rabbiniz
düşmanlarınızı helak eder, yeryüzünde sizi inşallah halife kılar. Bir bekleyin bakalım, bir görün bakalım dedi. Ondan sonra onlar sabrettiler. İsrailoğulları peygamberlerine tabi oldular, sabrettiler ve Cenab-ı Allah 130. ayet-i kerimede diyor ki: "Velekad ahazna ale firavne bisinin." Firavun hanedanına yıllarca sürecek bir kıtlık verdik diyor. Ve naksim mine semerati leallehum yezzekkerun. Umulur ki hatalarından dönerler. Umulur ki Musa'nın Rabbine iman ederler diye Firavun'un halkına, Firavun'un hanedanına yıllarca kıtlık verdik. Feiza caetumul hasenetu kalu lena hazi. Bu kıtlık döneminde başlarına bir iyilik gelirse diyorlar ki bu iyilik bizden diyorlar. Firavun'un halkı. Ve in tusibhum seyyi'atun yattayyaru bi Musa ve men ma'a. Ama başlarına bir kötülük, bir musibet gelirse o zaman Musa Aleyhisselam'ı ve onun arkadaşlarını kötülüyorlar. Yani yağmur yağsa diyorlar ki yağmur yağdı niye? Çünkü biz yağmura layık adamlarız diyorlar. Ama bir fırtına gelse, bir deprem gelse, bir zelzele gelse bak diyorlar bu Musa'nın yüzünden işte. Musa'nın ayak takımı yüzünden diyorlar. Böyle ciddi bir baskı, ciddi bir zulüm dönemi. Allah-u Teala da diyor ki onların uğursuzlukları kendilerindendir diyor. Allah-u Teala onlara veriyor o uğursuzluğu. İmansızlıkları yüzünden onu veriyor. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. Ve sonunda şunu söylediler. Ey Musa dediler, sen bize her ne delil getirirsen getir, her ne sihir yaparsan yap, biz sana iman etmeyeceğiz dediler. Uğraşmana gerek yok. Hiçbir çaba içerisine girmene gerek yok. Biz sana iman etmeyeceğiz dediler. Bunun üzerine Allah-u Teala aslında o sihirbazların yenilmesiyle beraber birinci uyarıyı yapmıştı Firavun'a. İkinci bir uyarı geldi. Büyük bir uyarı ama. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانِ Firavun hanedanına tufan indirdik. وَالْجَرَادَ Çekirge sürüleri indirdik. وَالْقُمَّلَ Ürün güveleri indirdik. وَالْضَفَادِعَ Kurbağalar indirdik. وَالْدَمَ Kan indirdik. Ayatin mufassalatin böyle her biri ayrı ayrı delil olarak, bir mucize olarak, bir ibret olarak, bir ceza olarak çekirgeler, kan, kurbağa istilaları, tufan, her türlü azabı gönderdik diyor. Festekberu ve kanu kavmen mücrimin. Fakat bunca ayetler karşısında, bunca musibetler karşısında yine de bunlar kibirlendiler. Yine de iman etmediler. Günahkar bir kavim oldular. Hani dünkü sohbette bahsetmiştik kıymetli müminler. Demiştik ki Cenab-ı Allah insanlara bir sefer uyarır. Ondan sonra bir mühlet verir. Sonra bir daha uyarır. Eğer bir uyardı, iki uyardı, artık üçüncüde büyük azabı gönderir dedik. Şimdi Firavun hanedanı da ne yapıyor? İşi iyice zorluyor muhterem müminler. Hemen gelelim bugüne. Bugün aynı bu ayet-i kerimelerde bahsedilenler yaşanıyor mu yaşanmıyor mu? Siz söyleyin bakalım. Yaşanıyor öyle değil mi? Fırtınadan, tufandan bahsediliyor. Dünyada tsunami'ler olmuyor mu? O tsunami'lerle birlikte koca koca devasa binalar, iş merkezleri yerle bir olmuyor mu? Ağaçlar yerlerinden fırlıyor gidiyor tsunamilerle birlikte. Amerika'da belki her ay büyük büyük kasırgalar oluyor. Binaların tepeleri uçuyor, çatıları uçuyor, arabalar havalara uçuyor ya. Böyle kasırgalar oluyor, şaka değil bunlar. Bakınız sosyal medyadan, internetten görebilirsiniz. Çekirge indirdik diyor Cenab-ı Allah. Çekirge sürüsü. Şu anda çekirge sürüleri dünyada yok mu? Var. Doğu Afrika'ya çekirgeler geldi. Kenya, Etiyopya bölgelerine çekirge sürüleri istila etti. Bir kilometre karede 40 milyon ile 80 milyon arasında çekirgenin olduğu söyleniyor şu anki çekirge istilalarında. Bir günde 35 bin kişinin yiyeceği yemeği yiyor bu çekirgeler. Şu andan bahsediyorum, internete girip bakabilirsiniz. 3-5 gün, 10 gün, bir ay öncesinden bahsediyorum.
Belki hala da devam ediyor. Bir günde 150 kilometre mesafe kat ediyorlar bu çekirgeler. Şu andan bahsediyorum. İşte ayet muhterem müminler. Firavun'a gelen ayet aynen bugün cap canlı önümüzde duruyor ya. Allah Allah. Kur'an-ı Kerim ne büyük bir kitaptır kıymetli kardeşlerim. Ne evrensel, ne mucizevi bir kitaptır ki kıyamete kadar bu güncelliğini, yaşanılabilirliğini, canlılığını muhafaza ediyor. Bir gün olsun cansız kalmıyor ya. Yüce Rabbim bu Kur'an-ı Kerim'i anlamayı nasip eylesin inşallah. Şu başımıza gelen son musibet, korona olayı. Bundan daha büyük bir ders var mıdır? Bundan daha büyük bir ibret var mıdır? Firavun hanedanına bahsedilen kurbağa sürüleri istila etmişti, kan gelmişti. Firavun sarayında oturuyor, yemeğine kaşığı bir çalıyor, çorba kan oluyor. Su içecekler kan oluyor. Her yer böyle oldu. Firavun, hani Firavun güritleniyordu? Hani Firavun ilahım diyordu, istediğimi öldürürüm, istediğimi diriltirdim diyordu. Ne oldu? Çorbasını içemez hale geldi. Bir bardak su dahi içmekten aciz hale geldi. Aynı şey bugün olmadı mı kıymetli müminler? Suriye'de 500 bin tane Müslümanı katleden zalimler, Doğu Türkistan'da 3 milyon tane soydaşımızı, dindaşımızı, kardeşlerimizi oralarda hapishanelere, kamplara tıkanlar, dünyanın her yerinde, Filistin'inde, Afganistan'ında, Yemen'inde Müslümanlara zulmedenler öyle bir hale geldiler ki evlerinden dahi dışarı adım atamadılar. Bir ay, iki ay, üç ay, dört ay süredir. İşte bunların hepsi bir ayet. Ama bakalım bundan kimlere ibret alacak? Bunun sonunda kimler Cenab-ı Hakk'a yönelecek, kimler de Firavun'un yaptığı gibi azgınlığına devam edecek? Bakalım Firavun ne yaptı? وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ Başlarına bu musibetler, bu felaketler gelince قَالُوا Firavun ve yanındakiler dediler ki böyle aciz bir şekilde Ya Musa, ey Musa اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ Rabbinle aranda olan anlaşma gereği bizim için Rabbine dua eder misin? Bu azapları üzerimizden kaldırması için Rabbinden niyazla bulunur musun? Yemek yiyemiyoruz, içemiyoruz, hayatımız perişan oldu, hiçbir şey yapamıyoruz. لَاِنْ كَشَفْتَ عَنَّ الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ Bir de bir söz verdiler. Eğer dediler, Rabbin üzerimizden bu azabı kaldırırsa, şu çekirgeler ortadan bir kalkarsa, şu kan musibeti ortadan bir kalkarsa, bir rahatça bir çorba içebilirsek, bir rahatça bir su içebilirsek, rahatça evimizde dolaşabilirsek, evlerinde dolaşamıyorlar. Yatağa giriyor çekirge, oturuyor çekirge, her yer kurbağa, perişanlık yani. Hani biz şimdi hiçbir yere elleyemiyoruz ya dışarı çıkıyoruz, oraya elle virüs, buraya elle virüs var düşüncesi. Benzeri yani, çok benzer. Eğer dediler, başımızdaki bu musibet geçerse söz veriyoruz, senin Rabbine iman edeceğiz, seni de İsrailoğullarını da serbest bırakacağız dediler. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلَى اَجَلِنْهُمْ بَالِغُوهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ Ne zaman ki azapları üzerlerinden kaldırdık, rahat rahat yemek yemeye başladılar, rahat rahat yatıp uyumaya başladılar, rahat rahat dışarıda gezmeye başladılar, sözlerinden döndüler. Yine Allah'ı inkar etmeye başladılar. Yine aynı eski küfürlerine döndüler. Cenab-ı Allah ikinci uyarının sonunda akıllanmadıkları için bu sefer üçüncü bir azap gönderdi. En büyük azabı gönderdi. Firavun ordusuyla beraber Musa Aleyhisselam'ın peşine düştü. İsrailoğullarının Musa Aleyhisselam'ın peşine düştüler, koşturuyorlar. Onlarla bir savaş aralarında artık hasıl oldu. Onları öldürecekler. Musa Aleyhisselam'ı ve İsrailoğullarını öldürecekler. Arkada Firavun'un ordusu, önde Musa peygamber gidiyorlar. Perişan bir haldeler. Sonunda gide gide Kızıldeniz'in yanına kadar geliyorlar. Kızıldeniz'in yanına gelince yol bitti.
Kaçacakları yer kalmadı İsrailoğullarının. Yanlarında çocuklar, kadınlar, yaşlılar, eşyaları, yükleri, önlerinde Kızıldeniz, arkalarında Firavun. Cenab-ı Allah'a iltica ettiler. Kadınlar, çocuklar hüngür hüngür ağlıyorlar. Yalvarıyorlar, yakarıyorlar. Bugüne kadar bu azabı yapan bundan sonra bize ne yapar? Firavun da azmış, kudurmuş zalim. Geliyor askerleriyle beraber. Musa aleyhisselam Allah'ın emriyle asasını Kızıldeniz'e bir vurdu. Kızıldeniz ortadan ikiye yarıldı. Ve oradan 12 yol açıldı. O 12 yoldan her bir kabile, Musa aleyhisselamın yanındaki 12 kabilenin her bir mensubu kendilerine açılan yollardan Kızıldeniz'in içerisine girdiler. Başladılar kaçmaya. Deniz ortadan ikiye yarılmış kıymetli Müslümanlar. Dalgalar böyle kenarlara doğru gidiyor. Ortalarda yollar var. Musa aleyhisselam ve İsrailoğulları geçiyorlar. Kızıldeniz'i açtılar, sonuna kadar geldiler. Arkadan Firavun onları geliyor. Firavun da arkalarından girdi. Nereye girdiğini bilmiyor. O zulüm öyle bir gözünü bürümüş ki peşlerinden ona da girdi. Kızıldeniz'in ortalarına geldiğinde, ne zaman ki Musa aleyhisselam ile İsrailoğulları kurtuldu, Firavun denizin ortasındayken ordusuyla beraber "Fentakamna minhum." Onlardan intikam aldık. فَاَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ Onları o denizin içerisinde boğduk diyor Cenab-ı Allah. Ayetlerimizi yalanlamaları sebebiyle, ayetlerimizden gafil kalmaları sebebiyle, işledikleri onca cürümler sebebiyle sonunda Firavun'dan intikam aldık diyor. Evet. Cenab-ı Allah'ın bir ismi de Züntikam'dır. Celle Celaluhu. Er-Rahman ismi vardır. Çok merhametli. El-Gafur ismi vardır. Çok affedici. El-Mu'min ismi vardır. Güven verici. El-Aziz ismi vardır. Yüce. El-Kuddus ismi vardır. El-Melik ismi vardır. El-Vahhab ismi vardır, karşılıksız veren. Et-Tevvab ismi vardır, tevbeleri kabul eden. Es-Settar ismi vardır, günahları, kötülükleri örten, kusurları gizleyen. Ama Züntikam ismi de vardır Celle Celaluhu. Yeri geldiğinde, günü geldiğinde intikam sahibidir. İntikam alır Cenab-ı Allah. Ya. İşte orada Firavun'dan ve Firavun hanedanından intikam aldık diyor Rabbul Alemin bu ayet-i kerimede. وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذ۪ينَ كَانُوا يُسْتَضَعْفُونَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا ف۪يهَا Ve diyor peşinden o güne kadar sefalet içerisinde yaşamış, ezilmiş, hakları elinden alınmış, hürriyeti elinden alınmış, kocaları öldürülmüş, babaları katledilmiş olan İsrailoğullarına yeryüzünde mülk verdik diyor. Yeryüzüne onları mirasçı kıldık diyor Cenab-ı Allah. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِلَ بِمَا صَبَرُوا Sabırları neticesinde İsrail oğullarına sözümüz tamam oldu, güzelliklerimiz tamam oldu. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ Firavun ve kavminin yaptıklarını ve özenle kurup yükselttiklerini yerle bir ettik diyor. O Firavun'un yıllarca uğraştığı, ben hepinizden üstünüm dediği, ben hepinizin sahibiyim dediği, ben hepinizin Rabbinizim dediği o bütün mülkünü, bütün saltanatını elinden aldık, memleketlerini, her şeylerini yerle bir ettik diyor Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimelerde. Bakınız muhterem müminler, Musa peygamber ne demişti? Bir önceki sayfada okumuştuk. Sabredin dedi. Sabrederseniz mülk Allah'ın dedi. Olur ya dedi, o düşmanlarınızın kökünü kazıyıverir, sizi de yeryüzünde hüküm sahibi yapar dedi. Sabırlı olun dedi. Allah'a güven, sahaya sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol dediği gibi şairin, Allah'a güvenin dedi, iman edin dedi, çıkartır sizi dedi salaha, çıkartır sizi felaha.
Evet, o peygamberin müjdesi gerçekleşti. İsrailoğulları Firavun'dan sonra şöyle bir rahatladılar, şöyle bir gün yüzü gördüler. O güne kadar yeryüzünün hükmünü elinde bulunduran Firavun, Kızıldeniz'in ortasında acizce, alçakça böyle secde eder bir halde perişanlıkla beraber yok oldu gitti. Ali İmran suresinde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki kıymetli kardeşlerim, Kul ey Habibim de ki Allahümme, ey Yüce Allah'ım, Malikel mulki, mülkün sahibi sensin. Tu'til mulke men teşa'u ve tenzi'ul mulke min men teşa'u. Dilediğinden mülkü alırsın, dilediğine mülkü verirsin. Ve tu'izzu men teşa'u ve tuzillu men teşa'u. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Biyedikel hayır. Bütün hayırlar senin elindedir ya Rabbi. İnneke ala kulli şeyin kadir. Her şeye gücü yeten sensin ya Rabbi. Böyle de diyor Cenab-ı Allah peygamberine, Habibine öğretiyor. O halde kıymetli müminler, yese düşmeye gerek yok. Üzüntüye düşmeye gerek yok. Müslümanlar olarak sıkıntı çektik, eziyet gördük, zulüm gördük, mazlum kaldık. Filistin'de Kudüs'ümüz elimizden alındı. Diğer yerlerde hürriyetlerimiz elimizden alındı. Din kardeşlerimizin namuslarına el uzatıldı diye üzülmeyelim. Sabırlı olalım, ümit var olalım, çalışalım, çabalayalım. Allah Celle Celaluhu bugünün firavunlarını da yerle bir etme gücüne, kuvvetine sahiptir. Eğer biz davamızda sabit kalırsak, samimi olursak. Rabbena efrig aleyna sabran. Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Ve teveffena müslimin. Bizi Müslüman olarak canımıza al diye. Eğer o şehit olan sihirbazların imanına sahip olursak, inşallah Cenab-ı Rabbul Alemin bize de bugün yardım edecektir. Ve yeryüzünde İslam'ın hakim olduğu günleri gösterecektir inşallah. Bu imanda olmamız lazım. Bu inançla hareket etmemiz lazım kıymetli Müslümanlar. Evet. Bu kadar felaketler oldu, sıkıntılar oldu, Firavun helak oldu gitti. İsrailoğulları şöyle nefes aldılar. وَجَاوَزْنَا بِبَن۪ي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَى Cenab-ı Allah diyor ki İsrailoğullarını denizden geçirdik karşıya. Kızıldeniz'i aştılar. Kurtardı Rabbimiz İsrailoğullarını Musa peygamberle beraber. فَاَتَوْ عَلَى قَوْمٍ Yolculuklarına devam ediyorlar. Yolda bir topluluk gördüler. Şimdi burada nereye geçtik? Hani dedik ya son bölümde Firavun'dan sonra İsrailoğullarını işleyeceğiz dedik. Bakalım Firavun'un zulmü geçti. İsrailoğullarının durumu ne olacak? Yoruldunuz mu bu arada? Yorulduysanız isterseniz bitirebiliriz yani. Ama bu son bölümde güzeldir. Son bölümde ayrıca keyiflidir. Denizi açtıktan sonra bir topluluğun yanına geldiler. Baktılar ki puta tapıyor bunlar. İsrailoğulları Musa peygamberin yanına gittiler. Dediler ki ey Musa, bunların putu var da bizim niye putumuz yok ya? Bunların bak puttan bir ilahları var. Biz de böyle bir ilah istiyoruz dediler. Ah İsrailoğulları ah. Kale innekum kavmun tecehelun. Musa Aleyhisselam dedi ki siz ne kadar cahil bir topluluksunuz ya. Allah Allah. İnne haulâi mutebberun mâ hum fîhî ve bâtilun mâ kânû yâmelûn. Ya bunların yaptıkları taştan, altından, mücevherden putlar. Ya bunlar yok olacak ya. Bir sel gelse akıp gidecek. Yok olacak. Siz bunlara mı tapacaksınız dedi ya. Kâle gayrallâhi ebeyikum ilâhen ve huve faddalekum alel âlemîn. Allah-u Teala sizi... Bak bu kadar üstün kıldı. Bu toplulukların üstünde kıldı. Firavun'u denizin ortasına batırdı, sizi kurtardı. Siz şimdi Allah'ı bırakıp da bunlara mı tapacaksınız dedi ya. Bunlar akıllanmıyorlar.
Ve izen ceynâkum min âli firavne yesûmûnekum sûel azâb. Hani biz sizi kurtarmıştık Firavun'un zulmünden. En kötü şekilde sizi azap ediyordu. Yugattilûne ebnâkum ve yestahyûne nisâkum. Bak Cenab-ı Allah bir daha hatırlatıyor burada. Unuttular. Yine hatırlatıyor. Kadınlarınızı bırakıyordu. Erkeklerinizi öldürüyordu. Buradan sizi Allah kurtardı. Ve fî zâlikum belâun min rabbikum azîm. Bunda sizin için büyük bir azap vardı. Ve fî zâlikum belâun min rabbikum azîm. Bunda Rabbiniz tarafından sizin için büyük bir azap var diyor. Eğer kalkıp da taparsanız. Sonra Cenab-ı Allah Araf suresi 143. ayet-i kerimede bize hemen bir konudan bahsediyor. Diyor ki Musa ile 30 günlüğüne bir yerde buluşmak üzere anlaşmıştık. Sonra ona 10 gün daha ekledik ve 40 güne tamam oldu. Cenab-ı Allah Musa peygamber ile bir görüşme yaptı. Peygamberine Musa aleyhisselama peygamberlik göreviyle birlikte özel 40 gün bir görüşme zamanı Cenab-ı Allah ayarladı. Tur-i Sina'da Yüce Rabbimizin huzuruna çıktı Musa peygamber. Ve diyor ki Yüce Rabbimiz 143. ayette ne zaman ki sözleştiğimiz yere Musa geldi, Rabbi Musa ile konuştu. Musa aleyhisselamın özelliği nedir? Sıfatı Kelimullah'tır. Kelimullah ne demek? Allah'ın kendisiyle konuştuğu kimse demektir. Ya Halil İbrahim peygamber Halilullah'tır. Allah'ın dostu diye geçer. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Habibullah diye geçer. Allah'ın sevgilisi. Hazreti İsa Ruhullah diye geçer. Allahu Teala'nın kendisine Cebrail vasıtasıyla ruh üflettiği kişi anlamında. Peygamberlerin böyle bazılarının özellikleri var. Musa peygamberin de özel ismi Kelimullah'tır. Allah ile konuşan anlamındadır. Musa aleyhisselam orada Allahu Teala ile konuşurken dedi ki: "Kale Rabbi erini anzur ileyk." Allah'ım dedi, bana cemalini göster de bir göreyim Rabbim dedi ya. Bu kadar sıkıntı çektim. Şu İsrail oğullarından çekmediğim kalmadı. Bir cemalini göreyim de ferahlayayım dedi Musa peygamber. Rabbimiz cevap verdi. Kale len terani, sen beni bu dünya gözüyle göremezsin dedi. Velakin unzur ilel cebeli fe in istakarra mekanehu fe sevfe terani. Ama dedi bak şu dağa bak. Ben şimdi o dağa tecelli edeceğim. Azametimle, gücümle, kudretimle o dağa tecelli edeceğim. Eğer dağ yerinde durursa sen beni görebilirsin dedi. Bak bakalım dağ dayanabiliyor mu? Eğer dağ dayanırsa sen de dayanırsın. Ama dağ dayanamazsa sen küçücük bir insan hiç dayanamazsın. Felemma tecella rabbuhu lil cebeli cealehu dekken ve harra Musa sayka. Cenab-ı Allah azametiyle beraber dağın üstüne tecelli edince dağ unufak oldu. Yok oldu dağ. Koca dağ yerle bir oldu, yok oldu. Musa aleyhisselam da bunu görünce yere düştü, bayıldı. Felemma efaka, aradan zaman geçti. Başını kaldırıp şöyle ayılınca, kendine gelince kâle, tevbe etti, dedi ki Sübhaneke tübütü ileyke ve ene evvelül müminin. Allah'ım dedi, seni noksanlıklardan tenzih ederim, sana tevbe ediyorum, yanlış bir şey istedim senden, ben dedi sana iman edenlerin ilkiyim. Şimdi Cenab-ı Hak peygamberini destekliyor. Bakın, psikolojik bir peygamberine destekte bulunuyor. Peygamberine her türlü desteğini gösteriyor. Kale ya Musa, ey Musa, inni istafeytuke alen nasi bi risalati ve bi kelami. Ben diyor seni seçtim, özel seçtim diyor. Bu insanlar içerisinden sana peygamberlik görevi vermekle, seni kendimle Kelimullah kılmakla, seninle konuşma şerefini sana vermekle, benimle konuşma şerefini sana vermekle birlikte seni insanlara seçkin kıldım diyor. Fehuz ma ateytuke ve kum mine şakirin. Al bakalım sana verdiğim şu Tevrat levhalarını alasın, bu vahyimi alasın ve bundan sonra da hep şükredesin diyor. Tur-i Sina'daki bu 40 günlük özel görüşmeden sonra Musa aleyhisselam elinde Tevrat levhaları sevine sevine mutlu bir şekilde kavminin yanına doğru yol alıyor, kavminin yanına doğru gidiyor. 148. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. O esnada
Musa'nın kavmi ne yapıyor? Musa Aleyhisselam 40 gün boyunca orada Cenab-ı Hak ile görüşmüş. Rabbimiz orada Musa peygamberi eğitmiş. Sonra ona Tevrat vermiş. Bir takım öğretiler vermiş. Peygamberini desteklemiş. Kavmi ne yapıyor? وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى بِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلَيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٍ Geride Harun'u bırakmıştı. Kardeşi Harun peygamberi bırakmıştı. Fakat onlar Harun peygamberin sözünü dinlemediler ve ellerinde bulunan ziynet eşyalarından, altınlardan, mücevherlerden toparladıklarından buzağı şeklinde bir put yaptılar. Başladılar o puta tapmaya. 150. ayette devam ediyor, Rabbimiz anlatıyor. Musa aleyhisselam ne zaman ki kavminin yanına bir döndü, bir de baktı ki bunlar puta tapmaya başlamışlar. Öyle sinirlendi, öyle sinirlendi ki قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي Benden sonra siz ne yaptınız dedi ya. Allah'ı bırakıp da bu altına, bu mücevhere, bu yok olacak bir şeye mi taptınız dedi ya. Ne kötü bir iş yaptınız dedi. اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ 40 gün dayanamadınız mı? Rabbinizin emrinin gelmesine dayanamadınız mı? Tevrat getirecektim size. Niçin yaptınız bunu dedi. وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ O kadar sinirlendi, o kadar sinirlendi ki Musa Aleyhisselam elindeki Tevrat levhalarını attı yere. Sonra Harun Aleyhisselam buldu, tuttu yakasından, saçlarından tuttu, sakallarını, saçlarını yapıştı. Sen dedi ne yaptın dedi ya. Niçin dedi bunların dedi puta tapmasına engel olmadın? Niye bu gafletten bunları uyarmadın? Öyle sinirlendi Musa Aleyhisselam. قَالَ اَبْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَبْتُلُونَنِي Harun Aleyhisselam öyle kalmış. Ya ne yapacağını bilemiyor. Anamın oğlu dedi ya bunlar dedi beni tek gördüler, zayıf buldular. O yüzden dedi böyle yaptılar, öldüreceklerdi beni, ne yapayım dedi ya. Bak anamın oğlu diyor. Burada ne var? Annesini hatırlatıyor ki merhamet etsin diye oradan. Anamın oğlu dedi ya bırak beni dedi bunlar beni öldüreceklerdi. Yapma etme gözünü seveyim. فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Beni dedi bunların yanında böyle küçük düşürüp de düşmanlarımızı sevindirme dedi. Beni bu zalimlerle bir tutma yapma etme gözünü seveyim ağabeyim dedi ya. Niye böyle yapıyorsun? Ben bunlar gibi tapmadım. Ben Allah'a inanıyorum. Ben buzağa tapmıyorum. Ama dedi bak sen böyle yapmakla beni onların yanında küçük düşürüyorsun dedi. Düşmanımızı sevindiriyorsun. Bugün birlik beraberlik olma zamanı dedi. Musa Aleyhisselam da böyle deyince kardeşinin yakasını bıraktı. Şimdi aslında bu ayet-i kerimede bizim için çok ibretler var. Bunlardan birincisi nedir muhterem kardeşlerim? Dedik ya psikolojik olaylara da değineceğiz diye bu arada. Bir peygamber dahi olsa yeri geldiğinde ne yapabiliyor? Öfkelenebiliyor. Ama öfkesi neden? Hak dava için, Allah için öfkeleniyor. Nefsi için öfkelenmiyor. Öfkesinden dolayı kardeşine de bir müdahalede bulunuyor. Kardeşi de onu ne yapıyor? Yumuşatmaya çalışıyor. Demek ki bir kişi öfkelendiğinde karşısındaki onu ne yapacak? Bir şekilde yumuşatmanın yoluna gidecek, karşılık vermeyecek. Bak anamın oğlu dedi, çok incelik var burada. Annesinin merhametini hatırlatıyor oradan ona. Anamın oğlu bırak beni diyor. İkincisi çok mantıklı bir şey söylüyor bakın Harun Aleyhisselam. Böyle yaparak düşmanları sevindiriyorsun diyor. Demek ki bir yerde bir yanlışlık olabilir, bir eksiklik olabilir ama dostumuzu insanların içerisinde ne yapmamamız lazım? İncitmememiz lazım. İnsanların içerisinde uyarmamamız lazım. Burada anne babalara da bir örnek var. Anne babalar, büyükler, evlatlarınızı başkasının yanında küçük düşürmeyiniz. Onların eksikleri olabilir, hataları, kusurları olabilir. İnsanların içerisinde değil, birebir kenarda bir yerde söyleyiniz. Böyle yapmak doğru olur. Bu ayetlerde bunlar bize tembih ediliyor. Bu incelikler var Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an hayat kitabıdır muhterem müminler. Psikolog Kur'an-ı Kerim okusun. Sosyolog Kur'an-ı Kerim okusun. Tabip Kur'an-ı Kerim okusun. Filozof Kur'an-ı Kerim okusun. Bu dünyada kimyager Kur'an-ı Kerim okusun. Herkes kendi ilmine Kur'an-ı Kerim'den yol bulur, hidayet bulur, çıkış bulur Allah'ın izniyle. Sonra Musa peygamber yaptığının
farkına varınca dedi ki: "Kale Rabbi ğfirli ve li ahi ve edhilna fi rahmetike ve ente erhamur rahimin." Ey Rabbim dedi, beni affet, kardeşimi affet ve bizi affettiğin kullar zümresine dahil eyle diye dua etti. Bu dua ile beraber de aslında bir yerde ne yapmış oldu? Kardeşinin gönlünü almaya çalışmış oldu. 154. ayette diyor ki: "Musa'nın öfkesi geçince, o harareti soğuyunca yere attığı o kırılan levhaları, Tevrat ayetlerini yerden toparladı, yerden onları aldı." Demek ki insanoğlu bazen sinirlenir, bazen de o sinirlendikten sonra biraz zaman eğer beklerse o siniri ne olur? Geçer. Şimdi benim hep hatırlattığım bir şey var. Mesela diyor ki hadis-i şerifte, bir mümin bir müminle 3 günden fazla küs kalmasın diyor. Demek ki 3 güne kadar müsaade var. Niye? Çünkü o anda insan çok hararetleniyor. Karşısındakinin yaptığı yanlışa karşı bilenmiş, yani yan yana dursalar birbirlerini yiyecekler. Ama ortam değiştirirse, önceki sohbetlerde bunu anlatmıştım, öfke nasıl yenilir diye. Abdest almak, yer değiştirmek, ayağa kalkıp oturmaktan, oda değiştirmekten bahsetmiştik. İnsan biraz zaman geçtikten sonra o öfkesi ne yapıyor? Diniyor. Öfkesi dindikten sonra normale dönüyor. Onun için çok öfkelendiğimiz zaman, çok sinirlendiğimiz zaman birazcık zaman verelim kendi kendimize. Hemen olayın üstüne gitmeyelim. Olayı da dallandırıp fazla budaklandırmamaya gayret edelim. Evet muhterem müminler. وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذ۪ينَهُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ Cenab-ı Allah diyor ki, o Tevrat nüshalarında Rableri için korku duyanlara bir hidayet ve bir rahmet vardı. Devamında İsrailoğulları ile ilgili konu devam ediyor. İsrailoğullarının daha sonra yine bir takım başlarına gelen musibetler, yine bu söz dinlememelerinden dolayı, benzer hareketlerinden dolayı, işte Tih çölünde susuz kalmaları, ondan sonra Allahu Teala'nın emriyle Musa peygamberin asasını yere vurması, asayı vurduktan sonra o kuraklıkta, o susuzlukta 12 pınarın fışkırması ve o 12 pınarın her birinden o İsrailoğullarının 12 kabilesinin her bir kabilesinin ayrı ayrı pınarlardan su içmeleri. Sonra Cenab-ı Allah'ın İsrailoğullarına gökten bıldırcın etiyle kudret helvası indirmesi ve bir takım yine vermiş olduğu nimetler anlatılıyor. Fakat bunca nimet sonrasında onlar yine Rablerine itaat etmeyince, Rablerinin sözlerini dinlemeyince Cenab-ı Hak 166. ayette فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ Ne zaman ki Allah'tan yüz çevirdiler, isyan ettiler, onlara aşağılık maymunlar oldun dedik diye emrettik diyor ve ondan sonra o İsrailoğullarının maymuna dönüş hikayeleri var. Daha sonra bir daha yine Allahü Teala onlara hayat veriyor, bir daha diriliyorlar. Sonra yine emirlere uymayınca da üzerlerine Tur Dağı'nı kaldırmasını ve Tur Dağı'nın üzerlerine kalkıp onları korkutmasından, daha sonra da yine bir takım tevbelerinden bahsediliyor ve bu şekilde devam ediyor muhterem müminler. Peki bizim bugün İsrailoğullarının bu yapmış olduklarından çıkartacağımız ders nedir? Ne anlayacağız? Başta birincisi, sohbetimizin başından beri bahsettiğimiz, dünyada hep tarih tekerrürden ibaret. Geçmişte ne olmuşsa bugün aynı şeyler oluyor. Yüce Mevlamız insanoğluna her zaman bir takım hakikatleri haber veriyor. İnsanoğlu eğer bunlar karşısında ayağını denk alır, düzeltirse ne mutlu. Düzeltmezse ikinci bir uyarı veriyor. O uyarıdan sonra tekrar bir genişlik veriyor Rabbül Alemin. Tekrar bir ferahlık veriyor. Ama eğer ikinci uyarı, üçüncü uyarı yine insanlık Allahu Teala'ya dönmezse, o zaman sonunda Allah muhafaza eylesin, en büyük azap gelebiliyor. Bugün bizim de çıkartmamız gereken ders şudur ki, şu an bu dünyada gerçekleşen yangın olayları, 2020'nin başından beri yaşadığımız bu depremler, bu felaketler, efendim yine dünya üzerinde yaşanan zelzeleler,
afetler, musibetler, tsunamiler, çekirge istilaları, bunca yaşanan tabiat olayı boşuna değildir. Hele hele şu en son yaşadığımız korona musibeti, evlerimizde bu şekilde mahsur kalmamız, sokağa çıkamıyor olmamız, birçok insanın işsiz kalması. Bakın dünyada savaşlar bile durdu. O kadar savaş vardı, insanların kanı dökülüyordu. Bu olaylardan dolayı öyle bir hale geldi ki dünyada savaş edecek bile hali kalmadı toplulukların, halkların. Buralardan bizim dersler çıkartmamız lazım. Dün İsrailoğulları neyse bugün İsrailoğulları yine benzer hallerini devam ettiriyorlar. Onlar da aslında bunlardan bütün dünya ders çıkartması lazım. Ders çıkartanlar ne mutlu. Ne yapıyorlar? Bakın az önce dedik ya Musa kavmine Firavun ne dedi ona? Ey Musa dedi Rabbine dua et de üzerimizden azabı kaldırsın. Şimdi Avrupa'da da bu olaylar olduktan sonra ne oldu? Yavaş yavaş ezanlar dışarıdan cehri okunmaya başlandı. Ama ne oldu? İş işten bir yerde geçmiş oluyor, musibet geliyor. Fakat bundan hidayet alırlarsa ne mutlu onlara, öğrenirlerse. Yüce Rabbim bütün yaşadıklarımızdan ders çıkartmayı hepimize ikram eylesin. Cenab-ı Allah hatada ısrarcı olmaktan bizleri muhafaza eylesin inşallah. Muhterem müminler bugün bir haberimiz var sizlere yarın için. Allah nasip ederse yarın akşam sohbetimizde sürpriz bir konuğumuz olacak. Erzurum'dan bir konuğumuz yayınımıza katılacak. Pazar günü özel yayınımızda Ali Benli hocamız, Erzurum Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde eğitim görevlisi. 10. cüzü inşallah Ali Benli hocamızın o güzel üslubundan, mütebessim çehresinden dinleyeceğiz. Hem programımıza yeni bir heyecan katacak, yeni bir can katacak, hem de Ali hocamızla sizlerin tanışmanızı ayrıca istiyorum. Yarın akşama hepinizi şöyle yanınızda sevdiklerinizle beraber bekliyorum. Ali hocamızı yayınımızda şöyle bir kalabalık cemaat ile karşılayalım inşallah. Hocamızın da aşkı şevki artsın. Hep birlikte yarın yine aynı saatte coşkulu bir şekilde hepinizi programımıza bekliyoruz efendim. Paylaşımlarınızı mutlaka devam ettiriniz. Yarınki afişlerimizi mutlaka sevdiklerinize paylaşınız. Yarın akşam Ali Benli hocamızı programımızda dinlemek üzere hepinizi emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyorum efendim. Hastalarımız var. Hastalarımız için acil şifalar diliyoruz. Bu arada bir hatim verilmişti. Onun da kısaca duasını yapalım da öyle bitirelim. Ya Rabbel Alemin ve Ya Hayran Nasirin. Okunan hatmi şerifi dergah-ı izzetinde kabullerin en güzeliyle makbul eyle. Ya Rabbel Alemin hatmi şerifi okuyan kişilerin cümle geçmişlerine rahmet eyle. Adem Aleyhisselam'dan peygamberimize kadar gelmiş bütün peygamberlerin ruhlarına hediye ediyoruz. İkram eyle. Özellikle bugün bahsi konusu geçen Musa Aleyhisselam'ın, Harun peygamberin ve cümle peygamberlerin ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle. Ya Rabbel Alemin şu an bizleri dinleyen, bu Kur'an sofrasından istifade eden abilerimizin, ablalarımızın, kardeşlerimizin bil cümle geçmişlerin ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle. Bu saat oldu. Onlar Kur'an sofrasındalar. Senin ayetlerini dinliyorlar. Bunun hürmetine cümle geçmişlerine rahmet eyle. Ya Rabbel Alemin okunan hatmi şerif vesilesiyle hasta olan kullarına acil kamil şifalar ihsan eyle. Bizim de anneannemize acil kamil şifalar lütfeyle. Bütün cümle hastalara şifalar ikram eyle. Dertlere devalar, borçlara edalar ihsan eyle. Amin diyen kardeşlerimizin kalplerinden geçirmiş oldukları bütün hayırlı isteklerini kendilerine lütfeyle. Amin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Efendim geceniz mübarek olsun. Birkaç dakikalık gecikmemizden dolayı kusurumuza bakmayınız. Allah'a emanet olunuz. Sağlıcakla kalınız.